Ben de istiyorum. Evet. Gençler merhaba. Kaç kişiyiz hocam? 14. Güzel. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta tasavvufi düşüncenin oluşumu konusuna başlamıştık. Şöyle yazalım hocam. Tasavvufi düşüncenin oluşumu. Geçen hafta başlamıştık biz tasavvufi düşüncenin oluşumu konusuna. Tasavvufun ilk başta ne olduğunu öğrenmiştik. Ne demekti tasavvuf? Hangi anlama geliyordu? Bilen var mı? Yazabilecek olan var mı? Geçen hafta söylemiştiniz. Evet. Ama Söyleyebilecek olan var mı? Tasavvuf ne demekti? olmak. Saf olmak. Kelime anlamı olarak buydu ama terim anlamı olarak İlk dini. safta bulunmak. Güzel. Kim söylemiş bunları? Buse Güzel, tamamdır. Bunun haricinde dini terim olarak anlamı da bizim için önemliydi. Dini terim olarak anlamı nefsi kötü duygulardan, kötü isteklerden arındırmaktı. Tamamen Allah'a yönelmekti, değil mi? Tasavvuf dediğimiz şey. Tasavvufun ortaya çıkış sebepleri vardı. Bunlardan bahsetmiştik. Onun haricinde kelimelerden bahsetmiştik. Tasavvufun ortaya çıkma sebeplerini ben madde madde size yazdırmıştım. Bunları hatırlayanlar var mı? Tasavvuf neden ortaya çıkmıştı? Dört tane madde halinde ben size bunu yazdırmışım. Hatta bir tanesini söyleyeyim. Nefsi arındırmak. Bunlardan bir Allah'a tanesiydi. şükretmek. Allah'a şükretmek. Doğru. Peygamber'e bağlılık, Hazreti Peygamber'e bağlılık. Peygamber'e bağlı şimdi yazalım hocam. Evet. Bir tane daha vardı. Nefsin terbiyesi. Evet, nefis terbiyesi de bir diğer sebeplerdendi. Peygamber Efendimizin zamanında onun yaşadığı sadelik anlayışını sonradan da yaşamaya çalışmak, yaşatmaya çalışmak da aslında tasavvufun ortaya çıkış sebepleri. Tasavvufla uğraşan kişilere bu tasavvuf ismini veriyorduk. Sufi ismini veriyorduk. Bunlardan bahsetmiştik. Sonrasında yine sayfa 70'te kelimeler vardı gençler. Halvet, ihsan, sufi, zühd gibi kelimeler vardı. Bunlardan da yine bahsetmiştik. Halvet dediğimiz şey çekilmekti. Hatta ben size şunu söylemiştim. İnzivaya çekilmekti. Ve Ramazan'ın son 10 gününde genelde bunu yaparlar demiştim. Sonrasında ihsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmekti. Sonrasında sufi, tasavvufla uğraşan kişilere, ermiş kişilere verilen isimdi sufi. Zühd de ne kadar çok malın olursa olsun dünyalık malın hiçbirine yer vermemek kalbinde zühd anlamına geliyordu. Bunun haricinde geçen hafta neler söyledik? Burada kaldık gençler. Sayfa 71'de kaldık geçen hafta. Şimdi biz tasavvuf dönemlerini işleyeceğiz. Tasavvufun 3 tane düşünce dönemi vardı. İşte bunları tek tek bugün işleyeceğiz. Zühd dönemi, tasavvuf dönemi ve tarikat dönemi. 3 tane dönemi vardı. Ondan önce sayfa 71'de üst kısımda not edelim kısmında kelimeler var gençler. Burası bizim için önemli. Sayfa 71'de not edelim kısmında kelimeler var. Kaç tane? 5 tane kelime var. Bunlar bizim için önemli. Bu kelimelerin anlamlarını vereceğim size. Tek tek söyleyeceğim neler olduğunu. Gençler, fakirlikten aklınıza gelsin. Fakirlikten aklınıza gelsin. Fakir insanın bir mal varlığı var mıdır? Yoktur, değil mi? İşte fakirlik, bu tasavvuftaki fakirlik de dünyalık hiçbir mala işte tamah etmemek, her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilmek anlamında. Var olan her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilmek anlamında. Yine kitapta yazılan tanımla birlikte ben tahtaya not alacağım. Tabii ki kendim de olan şeyin ne olduğunu size tek tek açıklıyorum. Kitaptaki haliyle tahtaya not olarak yazıyorum.
dervişlik, gençler biraz önce de söylediğim gibi fakirlikten aklınıza gelsin. Dervişlik, salikin hiçbir şeye, salik dediğimiz yine bu tasavvuf yolculuğunu yapan kişiye salik ismi veriliyor. Yani bu tasavvuf yolculuğuna çıkan kişiye salik ismi veriliyor. Bu kişinin hiçbir şeye sahip olmadığını şuurunda olması, her şeyin gerçek malik ve sahibinin Allah olduğunu idrak etmesi fakirlikten aklınıza gelsin. Bir diğer kelime şu gençler. İhlas bir diğer kelimemiz. İhlas günlük yaşantımızda da bazen kullanırız. Muhlis olmak deriz. Hatta ihlasla yaşayan kişilere muhlis ismini veririz. İhlas dediğimiz şey samimi olmak. Yani ben mesela diyelim ki namaz kılıyorum. Namazı gösteriş yapmak için değil de yazıyorum. Seslerimizi kapatalım. Biz de buradan kapatalım. Tamamdır. İhlas dediğim şey mesela namaz kılıyoruz. Namazı başkalarına gösteriş yapmak için değil de gerçekten Allah rızasını kazanmak için samimiyetle içimizden gelerek, gönlümüzden gelerek yapmamız ihlas kelimesiyle ifade ediliyor. Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda Allah'ın rızasını gözetmek, sözün özde uymasıdır ihlas kelimesi. İhlasla yaşayan kişilere de muhlis ismini veririz. Bunu da kitapta yazmıyor ama yine de yazalım. İhlasla yaşayan kişilere muhlis ismi verir. İhlasla yaşayan kişilere muhlis ismi verir.
Yazdı mı herkes? Geçeyim diğer kelimeye. Okuyamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz. Yanlış hocam. Tamamdır. Bir diğer kelimemiz irfan. Gençler, irfan dediğim şey de yine bilmek anlamında aslında. Ama böyle normal yolla değil de sezgiyle, tecrübeyle bilmek anlamlarında kullanılan bir kelime, irfan kelimesi. Bütün kalemler gitmiş. Bu değil mi yandan? Yok, kırmızı hocam. Yazarım. Fazla yazmıyorum zaten. Arapçada bilmek demektir. İrfan kelimesi biraz önce de söylediğim gibi bilmek demek gençler, ama normal bir şekilde değil de sezgiyle, tecrübeyle veya manevi bir yolla bilmek demek. Yani alimler vardır ya mesela, gönüllerine doğar bilgi. Onun gibi düşünebilirsiniz, manevi yolla elde edilen bilgilerken biraz daha o kastediliyor aslında. Sezgi, tecrübe ve manevi yolla elde edilen bilgiye irfan ismini veriyoruz. Bir sonraki zahit. Zahit kelimesi zaten isim olarak da bizim kullandığımız kelimelerden bir tanesi yine. Aslında hani biraz önce zühd kelimesi geçmişti. Dünyada hiçbir mala tamah etmemek, her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilmek aslında zühd kelimesi. Dünyalık hiçbir şeye rağbet etmemek anlamında. Nezahit de dünyalık hiçbir şeye rağbet etmemek, tamah etmemek anlamlarında geçen bir kelime. Zühd ile yaşayan insanlara zaten zahit ismi veriliyor. Aynı köklerden de geliyor. Bunu da fark edebiliyoruz. Zahit kelimesi de yine burada yazdığımız gibi dünyaya rağbet etmeyen, kendini bütünüyle ahirete ve hakka veren, mala, mülke, şöhrete değer vermeyen, bunlara tamah etmeyen kişilere verilen isim. Zahit kelimesi. Bu kelimeleri bilirsek konumuzu daha iyi anlama fırsatımız olacak. Son bir tane daha kelime kaldı burada.
okuyamadığımız, anlayamadığımız bir yer olursa sorun muhakkak. Yazınca yazdım diye. Bekliyorum. Yazan arkadaşlar yazsın desinler. Tamam hocam. Bir. Şimdi gençler son kelimemiz zikir kelimesi. Şey yazmıyor artık, kalem gitmiş. Bir sonraki kelimemiz zikir. Gençler zikir kelimesi zaten günlük yaşantımızda da bildiğimiz bir kelime. Ama kelime anlamını çok fazla bilmiyoruz. Zikir dediğimizde genelde birçoğumuzun aklına şey geliyor. İşte belli hareketleri yaparak işte Allah adını anmak gibi şekilde geliyor. Ama baktığımız zaman tek kelime anlamı zaten anmak ve hatırlamak demek. Yani zikri sadece belli hareketlerle ibadet ediyormuşçasına gibi gösterenler vardır ya, zikri sadece bu şekilde algılamak çok yanlıştır. Aslında zikrin aslına bakıldığında sadece Allah-u Teala'yı anmak ve hatırlamaktır. Sadece zikir dediğimiz şey sadece sesli şekillerde yapılmaz. Bunun haricinde mesela bazı rabıtalar vardır. Gece falan namazlarda, teheccüd namazlarında genelde olur bunlar. Böyle ölümü düşünmek vardır mesela. Gözlerini kapatırsın, ölümü düşünürsün, Allah'ı düşünürsün. Bu da bir zikirdir. Hani kendi kendine gözünü kapattın, Allah'ı düşündün, işte onun yarattıklarını düşündün, onu andın ya da işte ölümü andın mesela. Bunların hepsi birer rabıta ya da birer zikirdir diyebiliriz. Yani sadece zikir dediğimiz şey sadece hareketlerle sesli şekilde yapılan demek değildir. Bazen insanlar derler ya, ben zikre karşıyım falan. Hani sadece zihinlerinde o vardır çünkü onu bildikleri için zikre karşıyım derler. Ama aslında zikre karşıyım derken Allah'ını anmaya karşıyım demiş oluyorlar. Bunun farkında olmayan, bilgisinde olmayan bir sürü insan olabilir etrafınızda da. Bu yüzden siz bunun ne olduğunu bilirseniz daha rahat bir şekilde başka insanlara da ifade edebilirsiniz. Allah-u Teala'yı anmak. Mesela zikir, yani salavat çekmek ya da işte la ilahe illallah, işte kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, bunların hepsi birer zikirdir diyebiliriz. Buradaki tanımı da yine tahtaya not alalım. Anmak, hatırlamak, la ilahe illallah.
illallah kelime-i tevhid biliyorsunuz ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demek. Yazdığımı hemen okuyayım. Anmak, hatırlamak demek. Zikir, Allah kelimesini veya la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur cümlesini söylemek ve tekrarlamaktır. Tarikat ehlinin, burası önemli gençler, tarikat ehlinin beli, kelime ve ibareleri belli zamanda, belli sayıda, belli bir düzen içinde her gün söylemeleridir. Şimdi gençler baktığımız zaman şey vardır genelde böyle işte 300 kere şunu söylersen, 500 kere bunu söylersen aslında bunun temeli biraz da tasavvuftan gelir. Ve baktığımız zaman işte nasıl ki bir kapının anahtarında 3 tane çıkıntı vardır. Sadece o anahtar açar o kapıyı. İşte bu amaçla aslında bir tane eksik olduğunda o kapıyı açar mı o anahtar? Açmaz. Tasavvufta da bu düşünce vardır. Bu şekilde belli sayıda, belli şekilde şeyler söylenir. Zikirler söylenir. Şöyle yapalım. Tamam, siz yazın bunu. Burayı da not alın. Sonrasında tasavvuf dönemlerine geçeceğiz. Gençler burada kalıyoruz. Bir 10 dakika ara vereceğiz. Sonra kaldığımız yerden tasavvuf dönemlerinden devam edeceğiz. Kısa bir ara, görüşmek üzere. Kaç kişi? Sen değil hocam. 14 kişi. Tamam. Evet gençler merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son zikir kelimesini söylemiştik. Tekrar söylüyorum, zikir dediğim şey anmak demek, hatırlamak demek. Sadece sesli şekillerde yapılan bir biçimde değil, sessiz bir şekilde Allah'ı düşünürken de aslında onu anmış oluyoruz. Şurada bir yer vardı, diğer dersin sonunda söyledik ama yine bir tekrar edelim. Tarikat ehlinin beli, kelime ve ibareleri belli zamanda, belli sayıda, belli bir düzen içinde her gün söylemeleridir demiştim. Dediğim gibi biraz önce de yine aynı örneği verdim. Dedim ki bir kapının anahtarında işte atıyorum 3 tane çıkıntı vardır. 2 tane çıkıntı olsa o anahtar o kapıyı açar mı? Açmaz. İşte burada da aynı düşünce vardır. İşte 100 kere söylersek olur ama 99 kere söylersek olmaz gibi. Hani bu şekilde bir inanç vardır bazı cümlelere, bazı kelimelere karşı. Bu anlamda tarikat ehli belli sayıda, belli düzen içinde birçok şeyi söylerler. Bunu almışızdır diye tahmin ediyorum. Almayan varsa şöyle hemen alsın. Artık tasavvufi düşünce dönemlerine geçeceğiz. Konu olarak da ilerideyiz. İkinci dönem içinde yani
geride falan değiliz. Konularımızı güzel bir şekilde işlemiş olduk. Ben verimli geçtiğine inanıyorum. Tabii ki sınıfta olsak daha iyi oluyor ama bu şekilde de verimli geçtiğine inanıyorum. Daha tane tane oldu. Alın burayı, sonrasında devam edelim. Yazamadığınız bir yer var mı? Okuyamadığınız bir yer varsa eğer onları da söyleyebilirsiniz. Evet. Tasavvufi düşünce önemleri. Tasavvufi düşünce dönemleri gençler. Üç ama başlık altında inceleyeceğiz bunu. Tasavvufi düşünce dönemlerini üç ama başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi züht dönemi. İkincisi tasavvuf dönemi. Üçüncüsü ise tarikat dönemi. Üç tane başlık altında inceleyeceğiz. Bunu şöylece bir yazın. Ondan sonra tek tek başlıklar altında yazalım. Tasavvufi düşünce dönemini, dönemlerini üç başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi züht dönemi, ikincisi tasavvuf dönemi, üçüncüsü ise tarikat dönemi dedik. Züht de diyebiliriz. Sonuna T de diyebilirsiniz. Fark eden bir şey yok aynı anlamda. Tasavvuf dönemi ve tarikat dönemi. Burayı yazdıysak tek tek başlık olarak yazacağım. Çünkü buraya sığdırmanın imkanı yok. Tasavvufi düşünce dönemlerini 3 dönemde inceleyeceğiz. Birincisi züht dönemi, ikincisi tasavvuf dönemi, üçüncüsü ise tarikat dönemi. Tamam, yazılmıştır diye tahmin ediyorum. Şema halinde yazdınız. Şimdi ben şöyle tekrar başlık atacağım. Şimdi şöyle kısaca bir kendim bahsedeyim. Ondan sonra ne olduğunu kitaptan tanım olarak yazıyorum. Biliyorsunuz ki. Şimdi gençler, züht dönemi daha çok artık hani tasavvuf kavramının ortaya çıktığı dönemi ifade ediyor. Peygamber Efendimiz'in olduğu dönem ve sonrasında sahabenin olduğu dönemi içine alıyor zaten. Hicri 2. asra kadar olan dönem. Züht dönemi dediğim gibi tasavvuf kavramının ortaya çıktığı bir dönem. Zaten zühdün ne demek olduğunu da biliyorduk. Dünya malına değer vermemek, önem vermemek anlamındaydı. Hani her şeyin sahibinin Allah olduğunu bilerek yaşamaktı. Zühdle yaşamak. Bu şekilde yani şöyle aklınıza kodlayabilirsiniz. Tasavvufun daha yeni kavram olarak da
ilim yani kavram olarak ortaya çıktığı dönem ilk dönem olan Züht dönemi içerisinde. Şimdi bunlar buralarda bu konularda Züht döneminde de tasavvuf döneminde de tarikat döneminde de bu üç dönemde de kişiler var gençler. Belli kişiler anlatılmış. Mesela işte şu kişi bu dönemde yetişmiştir falan gibi. Yani bu dönemler bu dönemlerde kişiler de verilmiş. Ama ben kişileri vermeyeceğim size. Hem aklınızda kalacağını düşünüyorum hem de lise grubu olarak çok da gerekli yani işinize yarayacağını düşünüyorum. Biraz daha üst düzeyde olmak lazım bence bunu bilmek için. O yüzden ben sadece gerekli olan yerlerini vereceğim size. Çok fazla kişileri bu konuda vermeyi düşünmüyorum. O yüzden benim yazdıklarımı alırsanız deftere daha faydalı olur. Evet, Züht dönemi biraz önce de söylediğim gibi Hicri 2. asra kadar olan dönem Peygamber Efendimiz'i sahabe ve ondan sonra gelenleri içine alan döneme diyoruz. Ve tasavvuf kavramının kavram olarak yani bir ilim olarak bir kavram olarak ortaya çıktığı dönem Züht dönemi. Züht ne demekti? Yine söylemiştim önceki konularda yine söylemiştik tekrar söylüyoruz. Ahireti unutup dünyaya esir olmamak yani ne bu dünyada tamamen yok gibi yaşıyorsun ne de tamamen yani ne tamamen bu dünya için ne de tamamen diğer dünya için tam ortasını bulmak aslında ahireti unutup dünyaya esir olmamaktır. Dünyaya karşı duyulan her rağbeti gönülden söküp atmaktır diyoruz Züht dönemi için. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bakalım. Hayır, tasavvuf dönemine geçeceğim. Yazın, yazınca yazdım diyeyim, ben de diğer döneme geçeyim.
Yazılmış hocam. Tamamdır. O zaman ikinci döneme geçebiliriz. Çok aşina olmadığınız şeyler, bu yüzden biraz zor gelebilir. Aslında bu kadar zor değil. Şimdi gençler, ikinci dönem tasavvuf dönemi. Şimdi tasavvuf dönemi dediğim şey zühd ilk dönem, daha yeni yeni ortaya çıktığı dönemdi. Tasavvuf dönemi dediğim şey biraz daha sufilerin adlarının duyulmaya başladığı, biraz daha bunların kurumsallaştığı, biraz daha zaten dönem olarak da Hicri 2. asırla 6. asır arasındaki dönemi kapsıyor daha çok. Biraz daha artık tasavvufun ilim dalı olarak ortaya çıktığı dönemleri kapsıyor diyebiliriz. Tasavvuf dönemleri dönemi için. Bir sonrakinde zaten tarikat döneminde tamamen kurumsallaştığı, tamamen hayatın içine lanse olduğu dönemi görmüş olacağız. Ben de önemli olan yerlerini yazıp geçiyorum. Çok ayrıntı vermek istemiyorum çünkü çok ayrıntıyı bilmenize gerek yok diye düşünüyorum. Aşağı kısmını çok okuyamayabilirsiniz. Ben okuyacağım onu gençler. Dert etmeyin. Baştan söylüyorum.
tasavvuf dönemi, tasavvuf tarihçileri sufi ve tasavvuf kavramlarının kullanılmaya ve ilk sufi adlarının duyulmaya başlandığı dönemdir. Hani söylemiştim ya biraz önce, daha çok bir ilim haline geldiği, insanların tasavvufu bir ilim dalı olarak görmeye, öğrenmeye başladıkları dönemdir demiştim. İkinci maddeye geçiyorum. Hicri 2. asrın sonunda tarikatların kurumsallaştığı döneme kadar olan yaklaşık 4 asırlık zaman dilimini kapsar dedim. Bir sonraki maddemiz, bu dönem aynı zamanda tasavvuf düşüncesinin bir ilim olarak ortaya çıktığı ve klasik eserlerin yazılmaya başlandığı dönemdir dedik. Yazın, yazamadığınız yer olursa sorun bana, tekrar söyleyin. Son bir dönemimiz kaldı, tarikat dönemi. Burayı da yazalım, tarikat dönemini de işleyelim. Zühd dönemini işledik, tasavvuf dönemini işledik, son olarak tarikat dönemini işleyeceğiz. ...72. sayfanın altında kişileri vermiş ama ben kişilerden sizi sorumlu tutmuyorum bu konuda. En azından buraya kadarki olan kısımda kişilerden sorumlu tutmuyorum. Var mı hocam herhangi bir şey söyleyen? Tamamdır. Bir arkadaşımın yazdığını söyleyeyim sadece hocam. Tamam. O zaman yazmıştır. Son olarak gençler tarikat döneminde işleyeceğiz. Tarikat dönemi artık, yazarken de söyleyeyim. Tarikat dönemi artık tamamen her şeyin kurumsallaştığı, artık içindeki kişilerin insanları fazlaca etkilediği, kendi alını altına aldığı, tamamen tasavvufun kurumsallaştığı, hatta devlet düşünceleri olarak da benimsendiği zaman dilimi olarak bile sayabiliriz. Üçüncüsü, tarikat dönemi. Yazıp geçelim. İlk dönem Zühd dönemi Hicri 2. asra kadar olan dönemdi. İkincisi tasavvuf dönemi Hicri 2. asrın sonlarından 6. asra kadar olan dönemdi. Artık bu dönemde Hicri 6. asrın başından başlanılan dönemi ifade ediyor. Thank you.
Şu üst kısmı yazdıysanız oradan devam edeyim. Daha iyi olacak. Aşağı çok fazla okunmuyor zaten. Evet. Şu üst taraftan devam edeyim. Gençler yazmışsınızdır herhalde. İlk maddeyi yazmayan var mı? Şu son maddeye üst taraftan devam edeceğim. Evet hocam. Şey dönemde işledik. Şöyle aşağı tarafı okuyamamış olabilirsiniz. Ben bir okuyayım. İkinci maddeyi şöyle bir okuyayım. Sonra üçüncü maddeye geçeyim. Bu dönemde ortaya konan eserlerin ve kurumsal bir kimlik kazanan tarikatların bazıları etkisini günümüzde de devam ettirmektedir. Gençler zaten bu tarikatları biz işleyeceğiz bu tasavvufi düşünceleri, işte Mevlevilik, Alevilik, Bektaşilik gibi günümüzde hala etkisini sürdüren tarikatlar var, tasavvuf düşünceleri var. Bu dönemde ortaya konan eserleri ve kurumsal bir kimlik kazanan tarikatların bazıları etkisini günümüzde de devam ettirmektedir. Orayı yazdıysak şu maddeyi sileyim, çok karışık gözüktü çünkü. Şu ikinci maddeyi yazmayan var mı? İkinci maddeyi silerim, üçüncü maddeyi daha net bir şekilde okumuş olayım. Yazılmıştı herhalde. Evet, diğer üçüncü madde, İslam tasavvufu sadece teorik planda kalmayarak gündelik hayatı etkilemiştir dedik. İslam tasavvufu sadece teorik planda kalmayarak gündelik hayatı etkilemiştir. Şuradan devam ettim gençler. Tarikatlar yoluyla pratik hayatta uygulamaya geçirilmiştir. Yani tasavvufu tarikatlar aracılığıyla biz gündelik hayatta pratik bir şekilde yaşamaya başladık. Teoride tasavvuf diye adlandırılan bu akımın pratik hayatta aldığı isim tarikattır. Yani tasavvuf düşüncesinin yaşandığı yere aslında tarikat ismini vermiş olduk. Şimdi gençler, bugünlük bu kadar dersiniz. Daha fazla zaten vaktimiz kalmadı. Değil mi hocam? Vaktimiz kalmadı. Haftaya bu sayfa 72'de not ederim kısmında yine kelimeler var. Bu kelimeleri işledikten sonra tasavvufi düşüncenin ahlaki boyutuna geçmiş olacağız. Burada kalalım. Bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere gençler.